Türkiye'nin en yavaş gelişen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 tane coin ile birlikte geldim size. 3'ü de var ya muazzam coinler. Sabah 5.30'dan beri incelediğim coinler. 3'ünün de gerçekten de muazzam bir yararını size sağlayacağını düşünüyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hani sağlamazsa gerçekten de hani videodan çıkabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ya önce Kriz'den bahsedeyim. Hani sıra sıra gidelim. Shiba'dan bahsedelim, Doge'dan bahsedelim. Üçünün de gerçekten de çok güzel tarafları var. Anlatamam size. Hele Coinbase'e girdi ya bu iki tanesi zaten. Crazy Shiba. Hani bunlardan zaten doğa bir ayrıntılı bahsedeceğim. En sonunda Doge'dan bahsedeceğim. Doge'un da ayrı bir zaten güzel yanları var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi Crazy'e gelecek olursak. Hani ben demiştim ya hani ilk videoda. Hani Crazy 1.8'den 7'ye kadar fırladı. Hani o zamanlar ben de içerideydim arkadaşlar. Hani o sabah yapmıştım ben analizini. Sabah 5.30'da yapmıştım. Böyle 10'a 11'e kadar analizini yapmıştım. Hani şimdi de analizini yaptım. O zamanlar da böyle in çık yapıyordu şu zamanlar gibi. Ama şimdi tek farkı bir borsaya girmesi ve taraftar coinlerinin bu kadar çok artması ve sürekli böyle maçların olması, yavaş yavaş da böyle koronanın bitme zamanları ya. O yüzden arkadaşlar benim düşündüğüm net şey cevap yani o değer ya 7'lere gelir ya da 10'lara gelir. Bak fark ettiyseniz 2.9'a fırladı. Onun sonra ne oldu? 2.5'e geldi. Ama ne oldu? Tekrar 3'e geldi. 3'ün üstünde üstünü gördü. Ve tekrar 7 ile 10'a geleceğini düşünüyor. Şimdi Coinbase 17'sinde listelenecek. 17'sinde listeleneceği zaman bence krizi alanlar satmayacak arkadaşlar. Daha çok yükseleceğini bekleyecek. Herkes gibi eminim şu anda siz de öylesinizdir. Çünkü bıkan insanlar o kadar çok bıktı sattı ki hani daha krize gireceğini düşünmez. Hani ben de o düşüşte kaçta 2.5'te alım yaptım. Sabah 5-6 gibi kalktım arkadaşlar işte. Hani analizini yaptım dedim ki abi aşırı güzel gösteriyor. Hani ben bunu hemen almalıyım dedim. 2.5'da aldım bir baktım böyle 2.7'yi falan gördü. 3 falan gördü. Hani 4 saatlik bir kapanış tekrarı baktım da hani birden güzel şeyler krizde bekliyor. Hani zaten bu sürekli böyle yeni projeler, yeni haberler de geliyor ya krizin. Hani zaten Alexander daha önceden şey demişti. Daha kriz zaten yükselmez. Hani yükselecek fiyat bu. Kendi ağzıyla söylediği için o zamanlar biraz düşüş olmuştu. bu düşüşler o zaman normaldi ama tekrar bir yükselişin olması zaten aradan 3 ay falan, 3-4 ay falan geçti. Bence şu an 7 ile 10'u görecek gibi. Hani biraz 4 saatlik bir kapanışa girin ve bakın o çizgiyi zaten görürsünüz. Hani zaten paso böyle dikey çizgi var. Hani hafif iniş, hafif çıkışlar var. Bu zaten yükseleceğinin temellisi zaten. Yani ben krizde güzel şeyler bekliyorum da hemen hiç affetmedim. Hemen 2.5'tan aldım. Hani güzel bir parayla hemen giriş yaptım. Çünkü güzel şeyler bekliyorum. Hatırlıyorsanız krizin o şeyle dedim ya hani 1.8'den 7'ye fırladı. Gerçekten de milyon kazanan Türk oldu. Hani şu anda mesela Türklerin bu krizden hani TRY paritesinden gerçekten de çok kazanmasını istiyorum. Hele krizden Galatasaray'ın sponsoru olduğu için daha çok istiyorum. Şimdi yani krizde yani şu an mesela şu an 3'ten alınmaz mesela arkadaşlar. Yani şu an mesela bir hafta sonunu bekleyelim. Hafta sonu neler olacak? Yani ona göre bir şey de yapabiliriz ama Coinbase'de girdiği için Coinbase'de de yükseleceğini düşünüyorum krizde Shiba'nın. Çünkü ikisi de çok farklı bir coin. Hani şimdi diyeceğim ki herhangi bir coin bir borsaya girecek. Hani listelendiği haberi geldiği zaman zaten yükseliyor. Ama borsaya girdiği zaman Doge mesela ne oldu? Coinbase'de girdi. Listeleneceği zaman direkt tavan yaptı. Ama şey olduğu zaman girdiği zaman direkt düştü. Çünkü Dogecoin'in bir şey shitcoin olduğunu zaten biliyorlar. Ama bu iki coin'in de değeri çok yüksek. Ama birazdan Dogecoin'e zaten değineceğiz. Onun apayrı bir güzelliği var. Hani biraz ince dokunuşlar yaptık ona da. Şimdi krizden yani alınabilir ama hafta sonu bir düşüş olur mu olmaz mı? Ona göre alabilir. Zaten yakındır zaten hafta sonuna girmiş bulunmaktayız. Az kaldı. Şimdi arkadaşlar Shiba'ya gelecek olursak. Bak Shiba'nın gerçekten de yani biz sürekli zaten Shiba videoları çekiyoruz. Ama krizin böyle güzellik yani yaptığı için krizden de konuştuk biraz. Ama şimdi Shiba'dan konuşacak olursak. Hani zaten dedik ki hani bazı yorumlar diyorlar ki Shiba %40'lık şeyi yaktı Vitalik. %40'ını yaktı, %41'ini yaktı, %20'sini yaktı falan diyorlar ama yani %20'sini yaktı gözüküyor. Ama biz yanlış biliyorsak şey değildir. Hani her yerde %20 yaktı diye gözüküyor. Hani sürekli araştırdığımız için belki %40 daha hani
denmiş olabilir. Çünkü %40'ını yaksa, çünkü elindeki hepsi gidiyor. Çünkü %50'sini şey yapmış adam, almışken üzerine. Hani %40'ını bence yakmadı. %20'sini yaktı. Dediğim gibi Coinbase'e girdiği zaman da bir hold coin'i olduğu için bu kadar da çok düşüş, hani düşük fiyatta olduğu için, o kadar çok sıfırı gördüğü için bence herkesin bekleyeceği bir coin. Hani Shiba. Hani zaten swap da demiştik, sızdırıldı falan demiştik. Bunlarla birlikte bence hepsi birlikte bir araya geleceği için çok yükselişler görecek. Şimdi bu Fed kararı da gelecek. Hani Fed kararı şimdi ne olacağı belli değil. Şimdi eğer şey olursa, faizler yüksek olursa gerçekten kripto paralarda ve altında çok pis düşüş olur. Ama eğer sabit kalırsa, eğer faiz oranı düşük olursa gerçekten de kripto paralara ve altınlara çok fena para gireceği, yani kesin bir şey. O zaman yükseliş olur. Ama fark ettiyseniz ne zaman Fed kararı çıksa arkadaşlar, her zaman bir mineralli oluyor. Belki de bu mineralli ufaktan kendini belli etti ya da şimdi düşecek, hiç belli olmaz. Yani dediğim gibi, ama siz gene de portföyünüzde olsun, gene de Shiba'yı bulundurun. Çünkü biz bir Shiba'cıyız. Gerçekten elimizde çok fazla Shiba var. Hani şey aldık, düşükten aldık. Hani herkes diyor ya hani kesin bu Shiba'dan zarar ediyor falan filan. Yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Yani biz Shiba'yı zaten beklenen değerde aldık. Zaten herkese de söyledik. Yorumlarda da zaten yazıyor ki hani iyi ki söyledin, Shiba'yı senin sayende falan aldık. Gerçekten bu çok gurur verici bir şey. Hani benim için, böyle yanımızda çalışan insanlar için de çok gurur verici bir şey. Yani dediğim gibi bu Shiba yeni yeni projelere yer verdiği gerçekten çok belli. Çünkü Coinbase'e her coin girmiyor. Kaç tane coin vardı mesela? Hani o coinler girmedi. Yani Shiba gibi bir coin girmesi çok güzel bir şey. Ama bekleyelim bir swap'ı bekleyelim. Şu an swap gözüküyor. Dediğim gibi 2-3 tane daha projesi var. Yani o tam bir gerçekleşti, o zaman sizlere yansıtacağım. Dediğim gibi Shiba bizi çok güzel şekilde bekliyor arkadaşlar. Umarım Shiba'dan da çok güzel karlar edecek. Kar eden zaten çok arkadaşım var. Hani yazan bana teşekkür ederim kanka. Çok öyle arayan soran var. Onlara da sağ olsun. Ama şimdi Doge'a gelecek olursak, yani Bitcoin'in araba hani al sat şeyi var ya, hani Elon Musk yazmıştı hatta. Ha, bununla birlikte arkadaşlar eğer şimdi Coinbase'e de girdi, ikisi birlikte böyle şey olursa, hani çakışırsa, bir de Elon Musk hala elinde Dogecoin'i tuttuğunu düşünüyor. Yani düşünüyor diyorum, pardon. Tuttuğunu söylüyor. Yani bence şey yapmıştır. Şimdi arkadaşıyla bu kavga falan etti ya. Bilmiyorum arkadaşlar, şimdi satmış da olabilir az biraz önce. Çünkü Doge yani fazla düşüş yaşandı. O yüzden yani şu an para girişleri gerçekten de Shiba'ya gireceğini düşünüyorum. Hani şu Doge alanlar bana şey demesinler şimdi. Ama eğer 2.5 altını kapatırsa, yani Doge'dan gerçekten de bir hayır beklemeyin. Ama eğer 2.9'du herhalde, 2.95 olması lazım. Eğer bu sınırı kapatırsa Doge'da çok güzel bir şey oluyor. Hani yükseliş oluyor. Hani o zaman başka. Hani bu normal paritede girişi. Ama eğer bir tweet gelir de yükselirse, zaten Elon ailesini biliyorsunuz. Ailesi zaten çok bir şey yapıyor. Hani fayda sağlıyor, arkasında durduğunu söylüyor sürekli. O yüzden Dogecoin belki alınabilir ama bilmiyorum, yani üzebilir. Şu an Shiba alanlar mesela çok, yani üzülen insan görmedim ama elinde kalan mesela Shiba'cılar yani beklesinler. Yani yükseleceği zaten şu an belli gibi bir şey. Yani umarım, yani bu 3 coin'de de güzel şeyler olabilir. Üçünü de çok seviyorum. Dogecoin'e arkadaşlar şey söylesem de, geçen videoda yani hep birlikte almıştık. Yani o zaman da almıştım ben. Kaçtan almıştım? 2.6'dan almıştım. İnşallah yüzümüzü güldürür, yani üzülmez. Yani bunlardan bahsettik arkadaşlar bugün. Umarım daha güzel haberler gelir. Daha güzel haberlerden de bahsederim. Kanala abone olun. Beğenin demek istemem. Eğer içinizden geliyorsa ve abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.